Kanal 23 ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Deprem özel yayınıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Programımızın konuğu İHA Elazığ Bölge Müdürü Aydın Yorat bizlerle birlikte olacak. Kendisi depremin ilk gününden beri aktif bir şekilde deprem bölgelerinde bir gazeteci olarak görev aldı. Gözlemlerini bizlerle paylaşacak. Deprem bölgelerindeki tecrübelerini bir nevi bizlerle paylaşmış olacak. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz deprem için biraz kötü yakalanmıştık. Bir toplantımız vardı Diyarbakır'da. Hı hı. 6 Şubat'ta bir toplantı için 5 Şubat'ta Diyarbakır'a gitmiştik. Bir otelde hazırlıklarımızı yaptık. Ben de Diyarbakırlıyım. Annemlere geçtim, orada yakalandım. Çok kötü bir tecrübe oldu bizim için. Aydın Bey, depreme Elazığ'da yakalanmadınız. Ya. Bir iş için Diyarbakır'a evet. gittiniz ve depreme Diyarbakır'da yakalandınız. Şimdi bizler de Elazığ olarak bu depremi çok büyük bir şekilde hissettik. Tabii Diyarbakır'da daha büyük izler bıraktı bu deprem. Öncelikle deprem anından biraz bahsedelim. Bir gazeteci olarak o an verdiğiniz tepkiler nasıldı? Neler düşündünüz? Bir gazeteci olarak ilk aklınıza gelen şey ne oldu? Ya şöyle, aslında bir gazeteci olarak tabii ki de bakıyoruz biz duruma ama ilk başta artık insanız. Evet. Orada annem ve babamla birlikteydim. İkisi de yaşlıydı. Eşim de buradaydı, Elazığ'daydı. İlk başta onları düşündüm açıkçası. Çok kötü bir depremdi. Yani ben aslında depremin merkez üssünün Diyarbakır olduğunu düşündüm. Çünkü biz inanılmaz sarsıldık. Deprem 4.17'deydi. Çok küçük bir sarsıntıyla ben ilk başta uyandım. Sonra sarsıntı giderek arttı ve önce annemi kaldırdım, sonra babamı kaldırdım. Ardından eşimle bir irtibat halinde bulundum. Ondan sonra gazetecilik mesleğine döndüm. Çünkü yani ilk başta ailemizi düşündük. Sonra ben işte depremin merkez üssünün neresi olduğuna ilişkin tahminlerde bulundum. İlk başta Diyarbakır dedim ama 2020'de biliyorsunuz Elazığ'da büyük bir deprem yaşamıştık. Oranın, Elazığ'ın depremi de Diyarbakır'ı etkilemişti. Sonra Elazığ olabilme ihtimalini düşündüm ve arkadaşlarımızla iletişim haline geçtik. Depremin merkez üssünün yaklaşık 20 dakika sonra Kahramanmaraş olduğunu öğrendik. Maraş'taki bir depremin bölge için bu kadar sarsıntılı olabileceğini tahmin etmemiştik. Depremin ilk anından itibaren biz Hilas Haber Ajansı ekibi olarak zaten sahadaydık. Programın başında da bahsettim. Biz bir toplantı için Diyarbakır'da buluşacaktık. 26 bölge müdürü Diyarbakır'da bir toplantıda bulunacaktık. Ben öncesinde gitmiştim. Ailem oradaydı, onları ziyaret edeyim, biraz görüşürüz diye. Depremin toplantının başlayacağı gün, toplantının olacağı günün sabahında biz depreme yakalandık. Bizim için artı olan nokta şuydu, tecrübeli arkadaşlarımızın hepsi Diyarbakır'daydı. Biz Diyarbakır'da çeşitli alanlarda, ilk başta Diyarbakır'da yaklaşık 8, son depremle birlikte 10 bina yıkıldı. Diyarbakır için de çok ürkütücü bir rakamdı. Çünkü biz Diyarbakır'da en son Elazığ depremini yaşamıştık. Elazığ'daki deprem, 6.8'lik depremde biz Diyarbakır'da sarsılmıştık. Aradan geçen 3 senenin sonrasında böyle büyük şiddetli bir deprem yaşadık. Hemen bizim büronun yanında bir Diyar Galeria, Diyarbakır'ın ilk alışveriş merkezlerinden olan bir yapı vardı. Oranın ilk binası komple çöktü. Yani çok kötüydü. Bu bizim kaldığımız otelin hemen yanında, 20 metre belki 50 metre yanındaydı. Ekip olarak ilk başta oraya gittik. Oradaki durumu haberleştirdik. Canlı yayınlara katıldık. Orayı haberleştirdik. Ondan sonra bütün arkadaşlarımız farklı yerlere dağılmaya başladık. Bir müddet öğlen saat 1'e kadar, 1.30'a kadar ben Diyarbakır'da, Diyarbakır'daki durumları haberleştirmeye çalıştım. Sonra görev icabı Antep'e gittim. Antep'te de yaklaşık bir 9-10 gün kaldım. Bu süre zarfında Antep'e gittiğimde 1.5 ya da 2 civarında, öğlen 1.5-2 civarında bir deprem olduğunu daha öğrendik. Biz bu depremi yolda yakalandık, hissetmedik ama aynı deprem üzerinden 7.7'lik depremin hemen ardından 7.6'lık bir deprem daha meydana geldi ve bu artık bizim için, ya artık hani bu böyle bir durum söz konusu değil. Evet. Farklı bir tecrübe. Yani bir gazeteci olarak da, bir vatandaş olarak da çok her zaman karşılaşabileceğimiz bir tecrübe değil. Sonra ilk başta Adıyaman için görevlendirilmiştik. Adıyaman'da yıkım biraz daha fazlaydı. Başka ekiplerimiz Adıyaman'a gidince biz Gaziantep'e kaydık. Gaziantep'te yaklaşık 9 gün kaldık. 10 gün boyunca da Gaziantep'teki deprem bölgelerinde çeşitli yayınlar yaptık. Evet, şimdi bir gazeteci gözüyle o deprem bölgesindeki izlenimlerinizi bizlere anlatmanız gerçekten bizler için de önemli. Çünkü olay anını, orada görmüş olduklarınızı birebir aslında bir nevi haberleştirdiniz. Birçok hikayeye belki denk geldiniz. Belki unutamayacağınız birçok
anıya şahit oldunuz. Bir gazeteci gözüyle deprem bölgesinde gördüklerinizi, gözlemlediklerinizi bizimle paylaşır mısınız? Tabii bu sorum özellikle Gaziantep için geçerli. Şöyle söyleyeyim size, ben Diyarbakır'dan başlayayım. Hı-hı. Gözlem olarak tabii söyleyeyim. Tabii ki, buyurun. Diyarbakır için Galerya İş Merkezi'nde saat 6'dan önce arama kurtarma ekipleri binanın üzerindeydi. Bunu bizzat kendi gözlerimle gördüm. Orada tecrübelerimiz oldu ve oradaki çalışmalar çok hızlı ilerledi. Diğer galeriye iş merkezi için konuşuyorum. Kaldı ki Diyarbakır için önemli bir noktaydı orası. Bütün gözler oradaydı. Sonra biz işte Gaziantep'e gittiğimizde oradaki durumu da gözlemleme şansımız oldu. Merkez için konuşuyorum. Ben ilçelerine çok gitme fırsatım olmadı. Görüntüleri çok gördüm. Geldi, haberleri gördük. Çok fazla kötü görüntüler vardı, öyle söyleyeyim. Ama Gaziantep merkezdeki bir binada bizim artık hani ya bu kadarı da olmaz, insan hayatı bu kadar da ucuz olmamalı dediğimiz bir durumla karşılaştık. Emre Apartmanı diye bir apartman, 7 katlı yanlış hatırlamıyorsam, şu an belki katını yanlış hatırlayabilirim ama altta bulunan iki iş yeri iş yerlerini, dükkanlarını büyütmek için kolonlarını kesmiş. Tabii bu bir iddia ama Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı savcılık görevlendirdi. Orada işte bir çalışma yaptılar. Etüt çalışması yaptılar. Kolonlardan, taşlardan örnekler aldılar ama yani çok ciddi bir iddiaydı ve bu iddiayı bina sakinleri de doğruladı. Gözlem açısından bizim artık hani ya valla bizim bunun üzerine gitmemiz gerekiyor, bunu haberleştirmemiz gerekiyor dediğimiz anda hemen arkasında Ayşe Mehmet Polat diye bir site var. Yine aynı Şehit Kamil bölgesinde. Aynı durumun orada da olduğunu gördük. Yani gidiyoruz, gittiğimiz her binada işte kolon kesme durumları, işte aşağıdaki iş yerinin biraz daha büyüteyim, ben buradan biraz daha rant elde etmeye çalışayım durumları söz konusu. Yani bu açıkça söyleyeyim, bir gazeteci olarak, bir vatandaş olarak herhangi bir konumda olan biri için çok üzücü. Yani dediğim gibi insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Tabii ki de biz bu durumları haberleştirdik, gündeme getirdik. Gündeme getirdikten hemen sonra Cumhuriyet Başsavcılıkları konuya el attı, gittiler, görüştüler, inceleme yaptılar. Bununla ilgili soruşturma da başlattılar. Zaten soruşturma sürecinde moloz kaldırma durumları bir müddet durduruldu. Ondan sonra tekrar soruşturma, inceleme tamamlandıktan sonra soruşturma sağlıklı ilerleyebilmesi için tekrar moloz yığınları kaldırıldı. Aslında benim işte Gaziantep'teki süreçte yaşadığım en dramatik olaylardan bir tanesi, 94. saatte biz Emre Apartmanı'ndan bir ses duyduk. Tam karşımızdaydı işte. AFAD ekipleri gitti oraya, çalışmalarını hızlandırdılar. İşte sesimi duyan var mı artık? O kadar ki kulaklarımıza yapıştı ki biz onunla uyandık, onunla kalktık, onunla uyuduk. Sesimi duyan var mı? Saat gece 2-2.30 civarlarında 18 yaşlarında bir çocuğun sesi duyuldu. Adnan Muhammed Korkut'tu yanlış hatırlamıyorsam ismi. O çocuğa ulaşmak için canla başla ekipler çalıştı. İşte küreklerle girdiler, işte kepçeler yolu açtı, çocuğa zarar vermemesi gerekiyordu. 18 yaşında bir çocuk, şimdi hani tabii ki de genç artık ama hayat üçgenini biliyordu. Öyle çok kurtuldu. Hayat üçgenini biliyordu ve yanlış hatırlamıyorsam 94. saat 4. ya da 5. gündü, şu an tam hatırlamıyorum. Artık son demlerinde, hani yayında bunu söylemem ne kadar doğru olur bilmem ama ben oradaki yayınlarımda bunu söyledim. Kendi ifadesi, ben kendisine röportaj yaptım. Kendi ifadesi, idrarımı içerek hayatta kaldım dedi bana. Evet, yani bu, biz de ilk duyduğumuz zaman gerçekten şaşırmıştık. Yani bunu söylemesi işte, gerçekten yani ben idrarımı içtim artık son durumda, artık başka bir çarem yoktu. Annesinin evinin içerisinde çiçekleri varmış. O çiçekleri yiyip hayatta kalmaya çalışmış. En son artık hani susuzluğunu giderebilmek için de idrarını içmiş. Bu bahsetmiş olduğum yaşam üçgeninde bir sehpanın altında namazını kılmayı da ihmal etmemiş. Yani biz o hikayeyi duyunca aslında çok böyle dehşete düşmüştük. Onu haberleştirdik. Sonrasında kendisiyle gidip bir röportaj yaptık. Futbolcu olmak istiyordu. Benim için Aydın Hürat olarak benim için aklımda kalan en önemli anı oydu. Adnan Muhammed Korkut'un yaşamış olduğu durumdu. Sonrasında işte o bahsetmiş olduğum Emre Apartmanı 6 kazılmıştı. Buradan yaklaşık 3 gün sonra Yıldız ailesiydi. Şu an belki isimleri karıştırıyor olabilirim. Not yok yanımda. Yıldız ailesinden 3 kişi kurtulmuş. Yıldız ailesinden 3 kişi kurtulmuştu. Biri sonradan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Anne ve kızıyla bir görüşme yaptık işte, hani bir röportaj yapalım. Çok kötü durumdaydılar. Yani vücutlarının bir bölümü ezilmişti. Yani kullanılabilir durumda olacaktı ama aynı anda böyle büyük bir zararla çıktılar. Kendileriyle görüştük. Bu bahsetmiş olduğum, başta bahsetmiş olduğum durumla ilgili kolonların kesildiği iddiasını onlar da doğruladı. Yani evet, bizim işte evimizin altında bulunan iki tane dükkan iş yerlerini genişletmek için kolonları kestiler. Biz bununla ilgili işte şikayette bulunmak istediğimizde de her seferinde bizi engellediler dediler. O da bizim için çok üzücü bir tecrübeydi. Yani çok küçük bir alanı genişletmek için sadece orada kaç kişinin hayatı, sadece var orada, yani tahminen söylüyorum çünkü tam çıkan rakamı alamadık biz orada. 60-70 canımız orada, sadece o bina için konuşuyorum. Gitti ne yazık. Çok üzücü. Çok üzücü. Peki Adnan Muhammed'le yapmış olduğunuz röportajı tekrardan böyle bir değinmiş olalım. O anları anlatırken Adnan Muhammed neler söyledi? Deprem anında ilk tepkisi neler oldu ya da ailesi yanında mıydı? Ben onu biraz detaylandırayım isterseniz. Tabii. Çünkü o 94. saatte bir tek ben oradaydım. Kamerayı elime aldım. Enkaza gittim. Orada küçük bir şey de oldu. Biz artık hani bir yerden sonra gazetecilik refleksiyle de hareket etmek zorunda kaldık. Oradaki çalışan arkadaşlarla da çekemezsin dediler. Ben de valla kusura bakmayın, 94. saatte biri çıkıyorsa ben onu çekerim. Siz bana engel olamazsınız dedim. Kameramı elime aldım. Hemen çalışmanın olduğu yere gittim. Adnan Muhammed'den ilk ses gelindiği yer normal bir insan boyutunun girebileceği bir yer değildi. Belki çok böyle işte bir metre boyunda ya vardı yok. Belki daha da küçüktü. Çıkarılış anından ambulansa kadar bizzat tecrübe ettim. Oradaydım çünkü. Ambulansa da girdim. Ne kadar doğru bilmiyorum ama ambulansta röportajı ambulansta gerçekleştirdim. Vücudu çıplaktı ve çıplak dışarı çıkmak istemedi. Çıplak dışarı çıkmak istemediği için de önce ona giysi gönderdiler. İçeride giyindi. Giyindikten sonra battaniyeyle dışarı çıkartıldı. Yani Adnan'ın Adnan'ı bıraksaydınız yürüyüp çıkabilirdi. Hiç ambulansa gitmesine gerek yoktu. Yani o duruma çok şaşırmıştık biz de. Bizimle birlikte olan arkadaşlarımız da. Adnan çıktı Sedye ile beraber. İşte annesine sarıldı, babasına sarıldı. Sedye de uzanmıştı, onlar sarılmıştı. Kardeşine sarıldı. Kardeşini çok özlemişti. İnanılmaz bir mutluluk vardı gözünde. Adnan sonra işte şeye bindi. Ambulansa bindi. Ambulansa binince gayri ihtiyari ben de gittim. Adnan'la bu durumu işte hani... Yani dediğim gibi çok doğru bir durum mu? Belki sonrası için çok doğru bir durum olmadığı gözlemlenebilir ama o an onu yapmam gerektiğini hissettim ve konuşabildiğini de görünce, iyi olduğunu da görünce Adnan'la bir röportaj gerçekleştirdim. Tam ambulansın içerisinde. Orada zaten söyledi hani nasıl tutundun, yaşama nasıl tutundun diye. Orada kendisi işte idrarını içtiğini son durumda, annesinin çiçeklerini yediğini, yemeye başladığını falan onlardan bahsetti. Sonra gitti. Fakat şunu da söyleyeyim. Adnan'ın annesi depremin ilk gününde bize inanılmaz bir tepki göstermişti. İşte kimse yok burada. Siz geldiniz işte hiçbir şey yapmayacaklar. Ama ben oğluma inanıyorum. Oğlum canlı çıkacak demişti. Biz bekliyorduk işte o Emre apartmanının önünde bekledik. Üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci günün sonunda gerçekten de annesinin dediği oldu. Oğlu oradan canlı çıktı. Peki kaç tane haber çıkardınız? Ne tür haberler yaptınız? Ya şöyle, yani bizim ilk dediğim gibi ilk 100 saat orada vatandaşların canlı çıkmasına yönelik yapmış olduğumuz haberlerdi. Şunu söyleyeyim, yani çıkan ceset haberlerini çok fazla yapma taraftarı da değildik. Biz daha çok işte insanların mutluluğunu, işte o umutlu bekleyişlerinin gerçeğe dönüşmesine ilişkin haberleri yapmak istedik. Çok da canlı çıkardık oradan. Yaşam hikayesi çok fazla var. Yani depremin olduğu bütün her yerde yaşam hikayesi de onu da, konuları da beraberinde getiriyor. İşte dediğim gibi onlardan bir tanesi Adnan'dı ve Adnan yanlış değilsem ertesi gün, yani bu depremden kurtulduktan sonraki gün bir kulübe imza atacaktı. Ya valla şimdi ismini söylersem yanlış olursa belki sıkıntı olur diye söylemiyorum ama büyük bir kulübe imza atacaktı. Altyapısına girecekti. Güzel haberler çıkardık. Bir şey vardı. AFAD gönüllüsü vardı. Çınar abla, ben ona öyle söylüyordum. Onun hikayesi çok ilginçti. 32 yaşında kendisi. İstanbul'da saat 8'de ya da 9'da deprem haberini alıyor. Kızıyla birlikte yaşıyor. 12 yaşında bir kızı var. Kızına işte ben
görev yerine gideceğim, deprem olmuş, oraya gitmem gerekiyor diyor ve kızı da ben de geleceğim anne, ben de arama kurtarma çalışmalarına katılacağım, insanları kurtarmak istiyorum demiş. Kendisi sen daha küçüksün, burada bekle, ben gideceğim geri geleceğim dedi. Bizim orada Çınar'la çok güzel bir dostluğumuz oldu. Çınar gelirken İstanbul'da taksiye biniyor. İşte benim param yok, 200 lira param var, beni havalimanına yetiştirir misiniz? Şeye gideceğim, uçağa bineceğim, deprem bölgesine gideceğim demiş. Oradaki taksici bir arkadaş da sen şeye gidiyorsan, işte deprem bölgesine gidiyorsan ben seni ücretsiz götüreceğim. Orası soğuk olur, bu eldivenlerimi de al, giy, orada çalışmalarına devam et demiş. Neyse işte Çınar geldi, Çınar'la görüştük, sohbet ettik, işte arkadaşlığımızı, konuşmalarımızı ilerlettik. Sonra o eldivenin başka bir hikayesi olduğunu öğrendik. Çınar ilk gün geliyor, arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Arama kurtarma çalışmalarına katıldıktan sonra akşam saat 3-4 civarında, belki tam hatırlamıyorum saati ama, bir bekçi görüyor. Bekçi üşüyor, işte elini ısıtamıyor, görüyor. Çınar taksicinin ona vermiş olduğu eldiveni bekçiye veriyor. Yani orada bir eldiven kardeşliği diye bir güzel bir haber çalışması da yapmıştık. Sonra arama kurtarma ekibinin başındaki bir Behçet'ti herhalde, yanlış değilsem. Onunla bir güzel bir dostluğumuz oldu. O da yaklaşık 20 yıl boyunca sivil savunmada çalışmış. O Emre Apartmanı'ndaki AFAD ekiplerini koordine ediyordu. Güzel bir çalışma yaptılar orada. Hızlı bir müdahalede bulundular. Depremin ilk anında 5 aile kendi imkanlarıyla çıkmıştı oradan. Yaralı çıkmışlardı. Sonraki gün 2 kişi çıktı canlı olarak. Ondan sonra işte Yıldız ailesinden 3 kişi çıktı. Sonra Adnan Muhammed çıktı. Biz hani orada haberleri yapmaya gayret gösterirken sonra diğer yerlere de gittik. İşte Şehit Kamil ilçesinde, merkez ilçesinde. Orada da çok böyle sıkıntılı süreçler vardı. Aileler artık hani tamam zaman geçiyor, biz canlı ulaşamayacağız büyük bir ihtimalle yakınlarımıza. Lütfen bize cesetlerini verin diyordular. Yani çalışmalar çok titizlikle ilerliyordu. Her bir ses için yaklaşık 15 dakika sessiz kalınması yönünde bir açıklamalarda bulunuyordular. İşte sessiz durun, nefes almayın, yürümeyin, çömelin diye. Her bir ses onlar için bir umuttu ama her geçen gün umutlar tükeniyordu. Bazıları çok mutlu ayrıldı enkaz başından. Bazıları da çok buruk ayrıldı ne yazık ki. Şimdi bir de yapılan yardımlara değinmiş olalım. Çünkü özellikle Elazığ'dan deprem bölgesi Malatya'ya, komşu ilimize çok güzel yardımlar gitti. Bu yardımlar Adıyaman, Gaziantep için de geçerli miydi? Oradaki yardımlara ilişkin neler söyleyeceksiniz? Ben şunu söyleyeyim. Yani Türkiye halkının ne kadar yardımsever olduğunu biz her dönemde görüyoruz zaten. Son yapılan bağışta da 115 milyara yakın bir para toplandı. Bu sadece ekran başında yapılan bir bağıştı. Şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Deprem bölgesi için inanılmaz yardımlar geliyordu. Yani şimdi şöyle, görmekle anlatmanın bir olmadığı bir durum. Aile gördüm ben orada. Düşünün, hiçbir ihtiyaç yok. Fakat evinde bir çorba yapmış, getirmiş orada dağıtıyor. Yani biz bunlara şahit olduk. Türkiye'nin depreme yakalanmayan 70 ilinin hepsinden deprem bölgelerine çok çok güzel, çok güzel yardımlar gittiğini söyleyebilirim. Çok da olumlu yardımlardı. Yiyecek yardımı, giyecek yardımı, konteynerler, çadırlar, atkılar, yani aklınıza gelebilecek her şey deprem bölgelerine ulaştırılmaya çalışıldı. Bazı noktalarda o kadar çok yığılma oldu ki hani başka yerlere sevk edildi. Yani yardım konusunda hani bu konuda bir şeyi söylemek, anlatmak çok fazla doğru değil. Şundan dolayı söylüyorum, çünkü Türkiye halkının ne kadar yardımsever olduğunu biz her olayda görüyoruz. Ben bundan önce 2020'deki Elazığ depreminden önce 2011 yılında Van depremi de vardı. Ben Van depreminde birebir çalışmadım ama Diyarbakır Büro'da haberleri koordine ediyorduk. Oradan da biliyorum aslında ne kadar çok yardımın geldiğini. İnanılmaz yardımlar gidiyor. Çadır, konteyner, yiyecek, giyecek, çok fazla yardım var. O konuda yani kimsenin tereddütü olmasın. Yardımlar yerine de ulaşıyordu yani. Çok güzel, çok güzel. Peki Elazığ'daki bir ekibiniz vardı. İhlas Haber Ajansı muhabirleri, arkadaşlarımız. Peki onlara herhangi bir görevlendirme oldu mu?
deprem bölgelerinde görev aldılar mı? Bizim Elazığ büroda 4 kişi biz birlikte çalışıyorduk. Depremin olduğu gün ben Diyarbakır'daydım. Diğer arkadaşlarımız Elazığ'daydı. Bir arkadaşımız İzinli'ydi. İki arkadaşımız Ahmet Mücahit Kantarcıoğlu ile Rıdvan Yeşilırmak depremin hemen ardından Malatya'ya gitti. Bizim burada arabamız ve canlı yayın cihazımız vardı. Onlar da Malatya'daki gözlemlerini falan gelince anlatabilirler belki ama orada çok güzel işler çıkardılar. Onlar da benim yaşadığım gibi birçok canlı çıkarmaya şahitlik ettiler. Güzel çalışmalar. İhlas Haber Ajansı olarak biz zaten Türkiye'nin 81 ilinde var olan bir kuruluşuz. Dünyaya bu tür haberleri veriyoruz. Bütün kadrolarımızla biz depremin olduğu bölgelerdeydik. Peki bu deprem bölgelerinde süreci takip etmek, yani süreci nasıl takip ettin? Sonuçta bir sürü yıkılan binalar söz konusu. Mesela az önce bir apartmandan bahsettin. Sürekli o apartmanın önünde mi beklediniz? O süreci nasıl ayarladınız, anladım, sağladınız? Şöyle söyleyeyim size. Şimdi tek bir ekip değildik. Mesela Antep gibi bir yerde biz yabancı kuruluşlara da yayın verdik. Yaklaşık 20 ekibimiz vardı Antep gibi bir yerde. Islahiye ve Nur Dağı'nı dışından konuşuyorum. Devir daim yapıyorduk. Mesela biz ilk başta Emre Apartmanı'nın önündeydik. Sonra Ayşe Mehmet Polat Apartmanı'nın önüne gittik. Sonra şu an ismini hatırlamayadığım 3 tane daha vardı. Gidiyorduk, dolaşıyorduk ama ilk başta biz Emre Apartmanı'nın önünde kalmamızın nedenlerinden biri ilk 5 günde orada daha fazla canlı çıkarma ümidi vardı ve kolon kesme iddiası ilk orada çıkmıştı. Ayrıca şöyle de bir durum vardı. O binanın altında bir kuyumcu vardı. O kuyumcunun kasası yanlış değilsem orada kalmıştı. Orada da geniş bir güvenlik önlemi vardı. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Kaldı ki sadece orası için değil. Yani bir sıkıntı vardı aslında şöyle. Depremin olduğu bölgelerde ne yazık ki kendini bilmezler. İşte bu eşyaları çalmaya çalışan insanlar orada da çıktı. Hemen depremin vurduğu Emre Apartmanı'nın yanında bir mağaza vardı, televizyon, beyaz eşya dükkanı. Oradan işte televizyon çalmış, işte küçük şeyleri çalmış ama güvenlik güçleri hemen yakalamıştı onları, gözaltına almışlardı. Dediğim gibi biz sadece bir yerde değildik. Benim anlattığım durum orada hikayenin çok fazla çıkmasına ilişkindi. Ama işte Antep'te bulunan 7 ya da 8'di şu an 2 bloktu yanlış değilsem. Evet 7 ya da 8 apartmanın hepsinde biz devir daim olarak gittik, bulunduk, canlı çıkardılar. Ne yazık ki ceset çıkardılar, moloz taşımaları vardı, sesimi duyan var mı, hala kulaklarımda çınlıyor, sessizlik istenmesi, köpeklerin arama yapması, Suudi Arabistan'dan gelen bir ekip yüksek çözünürlüklü ses cihazıyla dinleme yapması, yani hikayeler çok fazla var ama dediğim gibi Emre Apartmanı'nda bu durum biraz daha fazlaydı. Evet. Peki şu an Elazığ'dasınız. Yeniden bir görevlendirme söz konusu olur mu Aydın Bey? Şöyle biz dün akşam Elazığ'a geldik. Tabii ki de genel müdürümüzle istişare halindeyiz. Eğer görev verilirse Antep merkez için sanırım şey bitti. Arama kurtarma çalışmaları bitti. 3 il için devam ediyor diye bugün haberlerde okudum. Devam eden yerler için bir görevlendirme olursa buradan tabii ki de seve seve tekrar gider, haberlerimizi yapar geliriz. Evet, peki. Programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Şöyle, ben dediğim gibi programın başında da söyledim. Bu Adnan üzerinden çok gittim ama Adnan 18 yaşında ve hayat üçgenini kendisinde kurabildi. Bizim işte deprem bölgesindeyiz. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle kaplı ama aynı zamanda üç tarafı fay hatlarıyla da kaplı. Bizim toplumumuzun genelinde bu bilincin oluşması gerekiyor. Özellikle işte deprem anında ne yapılması gerektiğini, bununla ilgili çeşitli derslerin, çeşitli bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bu deprem anında yıkılan binalarla ilgili. Fakat binaların yıkılmamasıyla da ilgili yetkililerin çok acil bir çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü fay hatlarının olduğu yerlerde yerleşim yerleri var. Olamaz mı? Olabilir. Profesörler açıklama yapıyor. Ben daha çok Celal Hoca'yı bu konuda izliyorum. Kendisi evet olabilir. Olmasa daha iyi olur ama olabilir. Fakat depreme dayanıklı yapılar yapalım diyor. Bu konuda sanki bizim biraz daha kendimizi geliştirmemiz gerekiyor diyebilirim. Peki son olarak mesela birçok vatandaşın depremzedelerinin enkaz altından çıktığı anlara şahit olduğunuz, böyle hayat üçgeninin önemini bir kez daha bizlere vurgularsanız. Tabii şöyle,
Şimdi bizim evimizde, herkesin evinde çeşitli eşyalar var. Hı hı. Depremde yıkılması ya da üzerine duvarın ya da işte betonların dökülmesinden sonra ezilme ihtimalinin daha az olduğu yerler. Hı hı. Şunlar işte yatak odasındaki özellikle giyinme dolapları ile yatağın kendisi, bazanın kendisi. Orada çök kapan hareketlerini yapıp hayat üçgeni oluşturabiliriz. Fakat burada da önemli olan bir nokta var. Bazı noktalara hangi günde gidileceği çok belli değil. En üst kata hemen gidilebiliyor. İkinci kata, üçüncü kata çok daha sonra gidilebiliyor. Burada da şu çok önemli. Çeşitli odalara, işte çocukların, ebeveynlerin bulundukları odaların çeşitli yerlerine yiyecek malzemelerinin, sunun bırakılması çok önemli. Çocuklar için çocukların başına bir düdüğün bırakılması çok önemli. Çünkü onlar çok fazla bağıramıyor. Sadece ağlıyorlar. Ağlamaları da bir müddet sonra kesiliyor. Baygın düşüyorlar. Düdükle belki seslerini daha fazla duyurabilirler. Bu konulara biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Konuğumuz İhlas Haber Ajansı İhlas Bölge Müdürü Aydın Yorat'tı. Deprem bölgesinde kendisi yaklaşık 9 gün boyunca görev aldı ve o anları, o gözlemlerini bizlerle paylaştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımızı şimdilik sonlandırıyoruz. İyi akşamlar.